Evet efendim. Pek çok şeyin şu anda değişeceğini Fatih Hoca konuşuyor. Şimdiden söyleyebilirim. Görüyorsunuz. Mehmet Yılmaz. Merhabalar. Bir Karadenizli'nin yapması gereken iki tane şey vardır abi. Bir tanesi de balık yemek, hamsi. Bir tanesi de fıkra bilmek. Fıkra kültürü çok iyi değil ama yemek konusunda ve balık konusunda çok iyi. Dinler misin? Fıkra dinlemeyi de mi sevmezsin yani? Tabii ki severim ama güzel böyle aksanlı anlatacaksın ona göre. O zaman keyif alırsın. Çok geziyorsun Mehmet Yılmaz. Öyle şeyler yapamazsın abi. Bakıyorum Instagram'da bir oradasın bir buradasın. Geziyorum ben pek her zaman gezerim ben ya. Ne olacak? Geziyorsun canım sıkıntı. Sen de çok geziyorsun. Karadeniz'e falan bakıyorum sürekli oralardasın. Yaylalarda. Giderim köydeki evime giderim. Annem babamı ziyarete giderim. Bundan daha güzel bir şey var. Şimdi yayla mevsim bitti değil mi artık? Bitti bitti. Kar yağar. 10 gün 15 güne kar yağar yayınları. Şimdi gitmek lazım aslında. Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynanan. Neye bakıyorsun Evren? Babanı mı seyrediyor? Şampiyonlar Ligi orası. Şampiyonlar Ligi mi? Basın toplantısı. Basın toplantısı. Paris Saint Germain, Real Madrid. Futbol. Şampiyonlar Ligi diyor yani. Bilmem anlatabildim mi diyor. Sen unutmuşsundur artık bayağı. Ben unuttum ben 10 sene oldu. Şampiyonlar Ligi bir şey mi var abi? Abi ne oluyor nasıl katılmıyor? İyi bir derece şampiyon oluyorsun. Şampiyon oluyorsun. Tabii. Sonra devamlı katılıyorsun. Galatasaray alıştığı için. Ha. Bir saniye ben şu mesela... programı izledim. Bak, ben böyle bir şey görmedim yani. Şöyle ki. Fakat bu şeyler de şöyle hakikaten çok kötüymüş ya. Ben hiç beğenmedim bunları. Pizza mı be? Pizza mı bezi? Bir şeyden söyledi ama. 4 yıldız. 4 yıldız dedi benim. Hayır kanka şu bir şey söyleyeceğim. Evet. Pizza modeli mi bu? Ne? Tişörtün adı ne? Rakibi pizza gibi yiyeceğiz. Yediniz zaten rahatlar. Pizza gibi yiyeceğiz. Emre Bey oturur musunuz diyor arkadaşlar. Oturalım. Okan da burada. Oralar 4 yiyoruz abi. Moralim çok bozuk. O yüzden fazla üstüme gelme lütfen. Hiç olmaz ya. Hiç öyle şeylere izin verme diyorum. Baba bizim elimizden kim kurtulmuş ya? Allah aşkına bizim elimizden. Bizim elimizden kim kurtulmuş dayılar? Bu arada Ender Bilgin bütün ciddiyetiyle... Kulaklığın arkasında bir şey var diyor. Eskiden kullandığımız...